9 Ekim Salı akşamından ETV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, Türkiye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, yayınlarımızı karasal yayınların haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından canlı olarak takip edebilir. Canlı yayınımızın altına Facebook'ta saygı çerçeveleri içerisinde kalmak kaydıyla dilediğiniz görüş, öneri ve dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de ekranlarımız aracılığıyla tüm yetkililerin ve izleyenlerimizin duymasına katkı sağlayabiliriz. Sevgili seyirciler, bugün biraz önceki 60 saniyelik tanıtımda Manisa'nın dört bir tarafından sizler için seçtiğimiz önemli haberleri görmüşsünüzdür. Her zaman olduğu gibi haberlerimizin arasında sizlerle ulusal ve dünya gündeminden hiç duymadığınız, hiçbir yerde olmayan haber ve yorumları da paylaşacağım. Bu akşam dolu dolu bir ana haber bültenimiz var. Çünkü bugün Hazine Bakanı Berat Albayrak enflasyonu düşürme konusunda 10 maddelik bir paket açıkladı. Fakat paketin hemen ardından muhalefet cephesinden tam olarak bu paketin yeterli olmadığına dair söylemler geldi. Hem muhalefetiyle hem iktidarıyla tüm görüş ve önerileri paylaşacağım. Fakat bence bugün Türkiye'nin en önemli konusu sağlıkta yaşandı. Gazi Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Ahmet Demircan imzasıyla Gazi Üniversitesi'ndeki bölüm başkanlarına bir yazı iletildi. Hepimizin sağlığını yakından ilgilendiren bir yazı. Hemen yerel haberimizin ardından sizlerle bu haberi de paylaşmış olacağım. Dilerseniz 9 Ekim tarihinin ilk haberiyle ana haber bültenimize başlayalım. Sevgili seyirciler, sağlık çalışanları sağlıktaki şiddete artık isyan etti. Geçtiğimiz günlerde psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacı Osman'ın İstanbul'da hastası tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'de sağlıkçılar ayağa kalktı. Manisa Tabip Odası Manisa Celalbayır Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde sağlıkçılara yönelik giderek artan şiddete karşı sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce kabul edilmesi gerektiğini belirten basın açıklaması yaptı. Şiddet sona ersin. Hiçbir uçağın yolcusu kendilerini sağlıklı ve emin bir şekilde hedefledikleri noktaya götürecek olan pilota saldırmaz. Sağlık hizmetinde de hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırılar aslında kendi yaşamımızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktan başka işe yaramaz. Tek tek her yurttaşımızın sağlık kurumlarında karşılaştığı eksiklik ve yetersizliklerin sorumlusu hekimler değildir. Yaşanan sorunlar karşısındaki tepkiyi hizmeti sunan hekimlere yönlendirmek de çözüme katkı sunmamaktadır. Bireysel olarak sağlık hizmetinde yaşadığınız her türlü aksaklık ve eksiklik, sağlık hizmetini bu şekilde planlayan, hastalar için yeterli teşhis ve tedavi ortamları yaratmayan, nitelikli sağlık hizmeti için çabalamayan, hastaları tüketici, müşteri, devlet hastanelerini işletme, şirket haline getiren politikalardan kaynaklanmaktadır. Sağlıkta şiddetin son bulması, Türk Tabipler Birliği'nin önerdiği sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması ve sağlık ortamında şiddeti körükleyen politikalara son verilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni göreve çağırıyoruz. Yaklaşık 3,5 yıldır görev yaptığını aktaran Doktor Burak Mungansa bu süreç boyunca çok zor günler yaşadığının altına çizdi. Biz artık hastaneye gelirken hani nasıl ki bir zamanda polis memuru ya da bir jandarma işten evden işe giderken ailesiyle helalleşip çıkıyorsa biz de artık işe gelirken hani belki sevdiklerimizi tekrar göremeye korkusuyla işe geliyoruz. Hani çünkü poliklinikte sıra bekleyen vatandaşın bize ne zaman bakacaksınız, bize bakmaya mecbursunuz, bizim vergilerimizle maaş alıyorsunuz gibi psikolojik şiddetine maruz kalmaktan bıktık. Ve bize öğretilen önce zarar vermeyin. Ve şu an ben ve tüm arkadaşlarım önce zarar görme prensibiyle çalışıyoruz. Hastayla aramıza belli mesafe koyuyoruz, hastanın yanında silahla mı hastaneye geliyor? Delici kesici herhangi bir aletle mi geliyor bunu bilmiyoruz. Sağlık çalışanları 17 Ekim 2018 günü tüm tabip odaları başkanlarıyla Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddete karşı bildirgesini kamuoyuyla paylaşmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere saat 10'da Türk Tabipler Birliği'nde buluşacaklarını belirtti. Sağlıkta şiddete hayır!
Sevgili seyirciler, Facebook'ta canlı yayınımızı takip ederek yorumda bulunan Sayın Halime Köseler iyi yayınlar, başarılar diliyor. Teşekkür ediyoruz Halime Hanım'a. Ve Fadime Aksoy iyi akşamlar, iyi yayınlar Mustafa Bey. Tebrikler diyor. Teşekkür ediyoruz Fadime Aksoy'a da. Sevgili seyirciler, dün akşamki ana haber bültenimizde bir haber aktarmıştık. Turgutlu'da ölmek üzere olan bir hastaya, hastanede, Turgut Devlet Hastanesi'nde bulunan bir hastaya, Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi'nden bir doktor, 35 kilometrelik yolu kendi canı pahasına 7 dakika içerisinde kat ederek, muhtemelen 200 kilometrenin üzerinde bir hızla giderek o hastayı hayatta tutabilmek için kendi hayatını feda etti. Gerek sağlık personeli, gerekse doktorlarımız, hepsi bir arada, hemşirelerimiz, doktorlarımız, hasta bakıcılarımız, canımızın yandığı, artık umudumuzu yitirdiğimiz anda bizlerin canları için o bazı sağlıksız koşullarda, çalışma koşullarına rağmen cani ilaç bir biçimde mücadele eden beyaz meleklerimiz onlar bizim. Hani fiili saldırıları geçtim, sözlü şiddet ya da sözlü saldırılar bile kabul edilebilir şey değildir. Sizlere haber bültenimizin başında söyledim sevgili seyirciler. Bugünün en önemli konusu Ankara'dan ortaya çıktı. Gazi Üniversitesi'nin başhekimi Profesör Doktor Ahmet Demircan imzasıyla Gazi Üniversitesi'ndeki Tıp Fakültesi Hastanesi'nin başhekimlik, düzeltiyorum, bölüm başkanlıklarına sevgili seyirciler bir yazı iletildi. Bu yazıda özetle şu ifadeler kullanılıyordu başhekim tarafından. Ameliyatlarda ve hastaların sağlıkları anlamında dışarıdan hastanenin satın almış olduğu, üniversite hastanesinin satın almış olduğu tıbbi ürünlerde dövizdeki dalgalanma neticesinde fahiş fiyat uygulanmaktadır ve sadece aciliyet arz eden hastaların ameliyatlarında kullanılması gerekmektedir tarzında bir yazı ulaştı ve sizler için bu yazı ortaya çıkar çıkmaz sevgili seyirciler, her görüşten insanın yorumlarını okudum ve şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Yorumlara ve iddialara istinaden, bu yazıya hitaben, dövizde çok şiddetli bir dalgalanma söz konusu oldu ve kimi kesim bunu fırsata çevirdi. Yani fahiş fiyatlar, fahiş zamlar uygulandı. Bu zamlar neticesinde üniversite hastanesinin başhekimi açıkçası şunu söylüyor. Sadece önemlilik, yani hayati öneme sahip ameliyatları yapın, diğer ameliyatları erteleyin demeye getiriyor. İnternette sizler için okumuş olduğum tüm iddia ve yorumlarda. Eğer bu Gazi Üniversitesi'nden yayılır da diğer Türkiye'nin tüm üniversitelerine, hastanelerine buna benzer uygulama yayılırsa şu sonuç ortaya çıkacak. Örneğin bel fıtığı bazı uzmanlar bu iddiada ve yorumda bulunuyor. Bunu hususi olarak altını çizerek söylüyorum. Benim iddiam değildir. Örnek veriyorum, bel fıtığı ameliyatı olmanız gerekiyor. Fakat hayati tehlike arz etmediği için ameliyatınız ertelenecek, daha ileri bir tarihe atılacak. Bu sonuç çıkıyor Gazi Üniversitesi Başhekiminin bölüm başkanlarına göndermiş olduğu yazının esasında sevgili seyirciler. Hani saatlerce konuşulması gereken, tartışılması gereken bir konu, bu sebepten dolayı yorum olarak da birazcık uzattım affınıza sığınarak. Sevgili seyirciler, TOKİ 3 sakinleri eski yönetim hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Hep birlikte izliyoruz. Manisa'nın Şehzadeleri ilçesine bağlı Adnan Menderes mahallesinde yer alan TOKİ 3'ün doğalgaz saatlerine Manisa Gaz'a yaklaşık 230 bin lira borçlarının olması nedeniyle mühür vuruldu. Aidatlarını ve doğalgaz faturalarını ödeyenlerin çoğunlukta olmasına ve çoğu binanın hiçbir borcu olmamasına rağmen bu durumun yaşandığını aktaran TOKİ 3 sakinleri, ödedikleri paranın eski yönetim tarafından gerekli kurumlara iletilmediğini iddia etti. İddialar mahkemeye taşındı ancak kış aylarının yaklaşmasıyla soğukta ne yapacaklarını bilemeyen vatandaşlar bir an önce yetkililerden yardım bekliyor. Doğalgazların tekrar açılması için 230 bin liralık borcun ödenmesi gerektiğini belirten TOKİ 3 sakinleri aralarında böyle bir paranın toplanmasının imkansız olduğunu belirterek tek sorunun doğalgaz olmadığını, asansörlerde sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Soğukların yaklaştığı şu günlerde TOKİ 3 sakinleri kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünüyor. Buraya toplanma amacımız doğalgaz ve asansörler. Doğalgaza yaklaşık 230 bin lira Manisa Gaz'a borcumuz bulunmakta, 23 blok. Asansörün revizyon yapılması gerekiyor. Bunları en yakın zamanda çözülecektir. Gerekli bilgilendirme yapılacak. Borç Manisa Gaz'dan bazı tutarlar EFT yapılıp çekilmiştir eski yönetim tarafından. Hukuki süreç başlamıştır burada. Davalar devam etmek. Şu anda her blok
aidat ve yakıt borcunu ödediği zaman bir sıkıntı kalmıyor zaten. Doğalgazlar açılıyor. Sıkıntı bu parayı toplayan maslak oluşur. Eğer her blok aidat ve tekrar söylüyorum doğalgazını öderse gazlar açılacaktır. Ha, asansör revizyon için kesinlikle daire başı para toplamak gerekiyor. Benim binamın 25 kuruş yönetime borcu yok. Mart, Nisan faturalarını, doğalgaz faturalarını dairelerden topladığında yönetime teslim ettik. Yönetim Manisa Gaz'a paraları ödemediği için aboneliğimiz iptal oldu. Gazlarımız mühürlendi, sayaçlarımız. Şu anda mağduruz. Burada en başta biz TOKİ halkı olarak suçluyuz. Neden? Kimse takibini yapmadı. Yapan da birkaç kişi bunlar. Bu yönetimi devirelim, öbür yönetimi getirelim. Ben başkan olayım, rant sağlayayım. Öbürünün ayağını kaydırayım bilmem ne. Şu andan itibaren burada yapılacak hiçbir şey yok. Sayın devlet büyüklerimiz bu olaya el koymalı. Bugün bu TOKİ rezil durumda. Kaçabilen kaçıyor. Kaçamayan da bizim gibi mecburcu olanlar burada geçim çabası veriyor. Çoluk çocuğun ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Burada yaşamaya çalışıyor. Devlet büyüklerim hiç burada ne derlerse desinler. Hepsi boş. İnanın bakın burada büyük sorunlar gebe burası. Ya da bu TOKİ Türkiye'ye rezil olacak. Büyük televizyonlarda, kanallarda haber olacak. Çaresiziz. Sonuçları bekliyoruz. Mağduruz. Komşunun çocuğu böyle bir vurdu baktı. Ben tedavi ettim. Sonra kafayı vurdu. Demirlerden tabii kaç kişi? Bizim bloktan çocuk yaralandı. Yönetime aday olan insanlar diyorlar ki emlak yönetim, TOKİ idaresi borçlar olduğu için bizim yönetimimizi kabul etmiyor diyorlar. Ben buna inanmıyorum. Cumhurbaşkanlığı CİMER'e yazılan her türlü yazıya anında cevap geliyor. Bu sitenin yönetimine ait olan olmayan, yönetiminde olan olmayan herkes Cumhurbaşkanlığına durumunu, sıkıntısını iletirse ben adım gibi eminim ki benim devletim bu sıkıntıyla da ilgilenir. Benim devletim 190 bin lira, 2000 lira gibi, 200 bin lira gibi paraları yüzünden burada 500 haneyi, 600 haneyi içinde hepsinin ikişer kişi olsa bir sürü insan eder. Çoluk çocuk eder. Bunları ne doğalgazsız ne asansörsüz buradaki engellileri asansörsüz bırakmayacağını biliyorum. Burada her kafa kendi çıkarını çıkarabilmek, kendine kar elde edebilmek için hep devlete sığınmak haricindeki bütün yolları, yani kendilerine rant edebilecekleri bütün yolları denemek adına para toplayalım, avukata verelim, hep bunları konuşuyorlar. Yapılması gereken şey buranın adı ne? TOKİ. TOKİ'nin neyin kısaltması? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı. Devletime ait bir kuruluş. Benim devletim bu kuruluşu kurmuş. Benim devletim Türk Devleti. Her şeyi yönetebilen bir devlet. Dünyayı yönetebilen bir devlet. Burada bir tane TOKİ'yi her şekilde yönetir. Oraya sığınmamak adına, oradan hizmet alabildikleri için, oradan aldıkları hizmeti beğenmeyenler, şimdi o hizmetin onda birini veremiyorlar. Onun için benim şahsi olarak devletimden talebim, ne benim engelli annem asansöründen olsun, ne benim buradaki gördüğüm gariban insanların evlatları soğukta üşüsün. Ben devletimin geri buna el atmasını, buradaki insanları kurtarmasını istiyorum. Etiketlerin buralarda olması gerekiyorken hep sökülmüş durumda. Hiçbir zaman da olmadı. Yani özel yönetim geldiğinden beri bu bölgede etiket olmadı. Sadece burada bir tane firma etiketi var. Bu firmayı da aradığımız zaman buradaki asansörlerden dolayı 30 bin liralık bir bakiye olduğunu, bu 30 bin liralık bakiyeden dolayı bizlere hizmet vermediğini, herhangi bir arızada yapılmayacağını söylüyor. İddialar bu yöndeydi sevgili seyirciler. Manisa'da TOKİ 3, yani neredeyse küçük bir semt burası. Manisa'nın bir semti ve 720 daire bulunuyor. Biraz önce izlediğiniz haberin sakinlerinin oturduğu. Hani dörder kişiden çarpsanız sevgili seyirciler 720'yi yaklaşık 3000 kişi ediyor. Yüzlerce insan yaklaşan soğuklar öncesinde doğalgazları kapalı. ETV'nin değerli yönetmenlerinden sevgili seyirciler Serdar Atalanlar da o mahalle sakinlerinden haber öncesinde kendisiyle de sohbet ettik. Soğuklar yaklaşıyor ve doğalgazlar kapalı. Kendisine hani sorunun bir an önce çözülmesi açısından 230 bin liranın bir an önce ödenmesi açısından abonelik ücretlerinden tahsis edilse bu diye sorduğumda önceki yönetimin abonelik ücretlerini de Manisa Gaz'dan aldığı yönünde bir söylemde bulundu. Gerçekten de çok zor. Şimdi hani haberin içerisinde tekrar 230 bin lirayı o 720 daire yatırsın da açılsın diye bekleniyor ama insanlar zaten bunu yatırmışlar ve iddialara göre dolandırılmışlar.
Yani yatırılan, daha önceden ödedikleri borçlarını tekrar neden ödeme durumunda kalsınlar? Açıkçası bir enteresan durum. Buradan şu anda bizleri çokça sayıda TOKİ 3 sakini izlediğini de biliyorum. Bu sebepten dolayı bu yorumları yorumlarda bulunuyorum. İnanıyorum ki gerek kamu yetkilileri, devlet yetkilileri mutlaka devreye gireceklerdir. 3000 kişinin yaklaşan bu soğuklardaki doğal gazının kesik olmasından bahsediyoruz. Sevgili seyirciler, Facebook'taki canlı yayınımızı takip eden Naciye Karagöz, Nacak, Sayın Yusuf Davas, Sayın Hasan Kort iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Kolay gelsin dileklerini iletiyor. Naciye Hanım'a, Yusuf Bey'e ve Hasan Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Nuri Yıldırım, Manisa'nın sayısı ETV demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biraz önceki TOKİ 3'ün sorununu gündeme getiren de sevgili seyirciler özel haberdi. Manisa'nın kanalı ETV olarak ekranlarınıza taşıdık. Taşımaya da, problemleri aktarmaya da devam edeceğiz. Her zaman ETV ekranları TOKİ 3 sakinlerine de Manisa sakinlerine de sonuna kadar açık. Sevgili seyirciler, son 10 gündür mutlaka sokakta, caddede bir komşunuz vesilesiyle aşure yemişsinizdir. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi, Konuk Caddesi ve 1604 sokakta bulunan esnaflar da el ele vererek aşure dağıttılar. Aşure dağıtımına Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Ali Delen, MESOK Başkanı Hasan Geriter, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, MHP Şehzadeler Belediye Başkan Aday Adayı Murat Yörük, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Münafık topluluklara karşı bizlere yardım et ya Rabbi. Okunan duanın ardından aşureler vatandaşlara ikram edildi. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, aşureye katkı sağlayan bütün esnaflara teşekkür etti. Ve sevgili seyirciler, enflasyonla mücadele bugün herkesin gözü Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın üzerindeydi. Çünkü 10 maddeden oluşan enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirleri açıklayacaktı. Ve Berat Albayrak bugün kameraların, kamuoyunun karşısına geçti. Bu tedbirleri açıkladı. Sizler için bu 10 maddelik tedbirleri başlıklarıyla sevgili seyirciler aktaracağım. Ve naçizane olarak bu başlıkları aktarırken aklımdan geçenleri de sizlerle paylaşacağım. Her şeyden önce TÜSİAD ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı, yani Türkiye'deki hemen hemen bütün esnaftan bahsediyoruz neredeyse. TÜSİAD ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı bütün esnaflar, tabii ki bir zorlama yok, sadece gönüllülük esasına dayalı, ürünlerinde %10 indirime gidecekler. İlk madde bu. Şimdi tabii ki insan düşünmeden edemiyor, bu %10 bir ay önceki fiyatlar üzerinden mi indirime gidilecek, yoksa şu anda zaten kabarmış olan fiyatlar üzerinden mi %10 indirime gidilecek? İkinci madde, elektrik ve doğalgaza 2 ay boyunca, yani yılbaşına kadar zam yapılmayacak. Keşke bu geçtiğimiz bir ay içerisinde neredeyse 3 kere yapılan o büyük zamlar geri alınabilmiş olsa. Fakat elektrik ve doğalgaza 2 ay boyunca zam yapılmayacak. İkinci maddeydi. Üçüncü madde, kredi faizlerinde %10 indirim sağlanacak sevgili seyirciler. Dördüncü madde, KOSGEB kredi borçlarında erteleme sağlanacak. Biraz küçük esnafa nefes aldırılacak. Et ve süt kurumu ürünlerinde %10 indirime gidilecek. Muhtemelen bu %10 indirimler bugünden geçerli olacak sevgili seyirciler. Yani geçtiğimiz ayki seviyelere inmesini gönül daha çok arzu ediyor. Gübrelerde çiftçinin kullanmış olduğu gübrede %10 indirime gidilecek. Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinde, süt ve peynir ürününde %10 indirime gidilecek. Türk Standartları Enstitüsü'ndeki patent başvuruları %10 indirimli olacak. Çiftçi sigortaları %10 indirimli olacak. Çiftçilere Tarkim %10 indirim yapacak sevgili seyirciler. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu bugünkü enflasyonu düşürme projesi kapsamında. Tabii hemen piyasalara baktık. Euro çok fazla etkilenmedi. 7 lira seviyesinde kaldı sevgili seyirciler. Günü hep 7 lira üzerinden götürdü. Fakat dolar
yaklaşık 15 kuruşluk bir artışla 6 lira 15 kuruş seviyelerine çıktı bu açıklamaların yapıldığı saatlerde. Şimdi birazdan yerel haberimizin ardından Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonu düşürmeye yönelik bu 10 maddesine muhalefet cephesinden ne cevap geldi sizlere aktaracağım. Hemen sıradaki haberimizin ardından. Yangın Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan Fatma Sayın'ın evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde çıkan yangını fark eden mahalledeki vatandaşlar eve girmeye çalıştıkları sırada alevlerin büyümesi üzerine evden uzaklaştı. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yangın söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri Fatma Sayın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. 112 acil servis ekiplerinin incelemeleri sonucu Sayın'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Sayın'ın cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İşte hurdacılık yapıyorum ben. Sokak arasında arkadaşlarla buradayken baktık dumanlar yükseldi. Koştuk 3-4 kişi. İtfaiyeleri falan geldi. İçeri şey yaptık yani girmeye çalıştık ama alamadık. Yani yükseldi, bayağı yükseldi ateş. Alamadık. Sevgili seyirciler, bizleri Facebook'tan takip eden, biraz önce de ifade ettim. Bu akşam TOKİ 3'e dair özel bir haber yaptık ETV olarak ve TOKİ 3'ten halen çok sayıda mesaj geliyor, telefon geliyor. Teşekkürlerini iletiyorlar. Önümüzdeki günlerde de bu yayınlarımız devam edecek. Bu problemin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Gizem Coşkun, sevgili seyirciler, Facebook'taki canlı yayınımızın altına yorumda bulunmuş. İyi yayınlar diliyor. Binaların elektrikleri de kesileceğinden, asansör ve su hizmetlerimizi de alamayacağımız yönünde söylemler, iddialar var. Lütfen bu konuyla idari makamlarca çözüm bulunsun. Eski yönetim bireyleri halen kamuda görev yapmaktadır. TOKİ 3'ün eski yöneticileri hala kamuda çalışmaktadırlar. Ve ilginçtir ki sitemizde ikamet etmektedirler diyor. Mehmet Afşar da iyi yayınlar, iyi dileklerini iletiyor. Bizlere teşekkür ediyoruz. Sayın Gizem Coşkun, haberimizi sunarken de öncesinde de biraz önce ifade ettiğim gibi yayın yönetmenimiz Sayın Serdar Atalanlar, sizlerin TOKİ 3 sakinlerinden. Kendisiyle bu konunun takipçisi olacağız. Sürekli olarak sesinizi duyuracağız. Hiç merak etmeyin, bu iddiaların da sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve önümüzdeki günlerde programımıza, ana haber bültenimize sitenizin sözcülerinden, yani bu probleme dair sözcülerinizden konuşmak isteyen olursa da ana haber bültenimizde kendilerini konuk edeceğiz. Bunun sözlerini de sizlere iletmiş olalım. Sevgili seyirciler, biraz önce enflasyonu düşürmeye yönelik Berat Albayrak'ın, Hazine Bakanı'nın açıklamış olduğu 10 maddeyi aktarmıştım. Hemen muhalefetten, ana muhalefet partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'dan cevap gecikmedi, yorum gecikmedi sevgili seyirciler. Aykut Erdoğdu düzenlemiş, yapmış olduğu açıklamada Berat Albayrak'ın enflasyonu düşürmeye yönelik söylemleri tam bir komedidir. Bu kermes düzenlemek gibi bir şeydir. Şu üründe şu kadar indirime gittik, bu üründe bu kadar indirime gittik gibi kermesvari bir söylemle ve düşünceyle enflasyon kesinlikle düşürülemez. Bu çok komik bir olaydır. Hani düğünlerde işte damadın amcasından çeyrek altın, dayısından yarım altın gibi bir söylemdir dedi. Şuradaki ürünlere %10, buradaki ürünlere %10 indirim yapacağız. Bu şekilde Berat Albayrak'ın açıklamaları piyasalara güven vermediği gibi komediden ibarettir dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu gerçekleştirmiş olduğu açıklamalarda. Sayın Mustafa Sağlam Facebook'taki canlı yayınımızın altına iyi yayınlar dileklerini iletiyor. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa'da seyir halindeki tekstil ürünleri yüklü bir tır alev alev yandı. Olay Ankara-İzmir E96 karayolu Durasalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Ufuk Kılıç idaresindeki tekstil ürünleri yüklü tırın kabin kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yola atlayan sürücü Kılıç durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amiri ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Ankara-İzmir yönüne trafik tek yönden verildi. Sevgili seyirciler, daha önce yaptığımız haberlerde mutlaka takip etmişsinizdir. Bir problemi dile getirdiğimizde mutlaka 1-2 gün içerisinde yetkililer o problemi çözücü uygulamalara imza atıyorlar ve bizler de burada takdirlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sebepten dolayı saygı çerçeveleri içerisinde kalmak kaydıyla mahallenizdeki, semtinizdeki, ilçenizdeki, şehrinizdeki herhangi bir problemi bizlere aktarabilirsiniz. Dilediğiniz yorumlarda bulunabilirsiniz. Bizler de Manisa'nın amiral gemisi olan basında ETV ekranları aracılığıyla bu problemlerin çözümüne dönük yayınlar gerçekleştirebiliriz. Sayın Hasan Kort, halk otobüsleri çok dolu. Tıka basa dolu olduğu halde yolcu almaya devam ediyor. Lütfen sesinizi yöneticilere duyurur musunuz diyor. Hiç merak etmeyin Hasan Kort, bu anonsumuzla birlikte mutlaka yöneticiler de harekete geçeceklerdir. Sizler de yorumlarınızı, izlenimlerinizi birer vatandaş olarak bizlerle paylaşmaya devam edin diyoruz. Sevgili seyirciler, hani eskiden herkes yolda giderken karşıda radar var mıdır, karşıda trafik çevirmesi var mıdır diye pür dikkat olarak trafikte seyrediyordu ve gerçekleştirmeye niyetli oldukları hatalara kamuflaj arıyorlardı. Artık böyle bir şansınız yok. Çünkü Manisa Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü sadece yollarda denetim yapmıyor, sizi havadan da takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik kazalarını önleme planı kapsamında şehirler arası yollarda çalışmalarını yoğunlaştıran polis öğlen saatlerinde yine görev başındaydı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri öğlen saatlerinde Manisa Akhisar Karayolu 3 Pınar yol ayrımı kavşağında drone destekli yaptıkları trafik uygulamasında kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Bu tür uygulamaların Manisa il genelinde devamlı yapılacağı yetkililer tarafından belirtildi. Ceza yememek için değil, kendimiz için daha arabayı çalıştırmadan lütfen emniyet kemerlerimizi takalım, aynalarımızı hazırlayalım ve tüm trafik kurallarına uyarak kendi sağlığımız açısından trafikte seyredelim. Yani trafik polislerinin bizlere keseceği cezalarla öğrenmeyelim. Zaten sevdiklerimize sağ salim kavuşmak adına trafik kurallarına uymamız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Sevgili seyirciler, şimdi reklam arasına gideceğiz. Ardından spor bülteniyle karşınızda olacağız. Fakat sizlerle paylaşmak istediğim ulusal gündemden son bir haber vardı. Bunu aktarayım. Takdir edersiniz, yaklaşık 2 ay önce Anıtkabir ziyareti esnasında Atatürk'e ağza alınmayacak sözlerle hakaret ederek bunu da cep telefonundan çekip sosyal paylaşım sitesine koyan Safiye İnci adında bir vatandaşımız vardı. Ve Twitter'dan, Facebook'tan gelen yoğun tepkiler neticesinde tutuklanmıştı. Bugün ikinci mahkemesine çıktı ve mahkeme kararını verdi sevgili seyirciler. Safiye İnci 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat içeride yattığı süre göz önüne bulundurdu. Geçmişte sicilinde bir şey olmadığı göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra çok pişmanım dedi. Herkesten özür diliyorum dedi. Safiye İnci'nin Atatürk'e hakaretinin ardından gerçekleşen bu kararı da sizlere aktarmış olalım. 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Reklamlardan sonra spor bülteniyle tekrar devam edeceğiz. Manisa ve Manisalılar arasındaki dengeyi biz kuruyoruz. Agora doğal kaynak suyu. Bozdağ'ın doğal kaynağından ev ve iş yerlerinize Erdinç Ticaret kalitesiyle ulaşıyor. Sipariş için telefon 0236 231 72 45. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle sigortalı,
her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Saruhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-0333. Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Hem çiftçiyim hem öğretmenim. Biz doğuştan çiftçiyiz. Bize babalarımızdan, dedelerimizden gelme bu meslek. Bebek büyütür gibi çok emek veriyoruz. Toprakla uğraşıyoruz bir, hava muhalefette uğraşıyoruz iki. 650 dönüm sera, yerine bir oldu hortum dolayısıyla. Doğuyu önleme şansımız yok. Tedbir olarak ne yapabiliriz ki? Doğaya karşı hiçbir mücadele yapamayız. Sigortasız mal, nüfus yağsı insana benzer. Tersim hep arkamızda oluyor. İster yağmur yağsın, ister dolu. Gözümüz arkada kalmıyor. Bu neyin sayesinde? Sigortanın ve devletimizin sayesinde. Allah her ikisinden de razı olsun. Bereketli ellerimizle yarınlarımız güvendi. Tersim. Torku'dan yepyeni bir lezzet daha. Leziz çikolata kaplamalı, lifli, ruşenli bisküvi. Torku tam ruşenli çikolata kaplamalı bisküvi. Orman meyveli çikolatası da var. Afiyet olsun. En taze lezzet, en hesaplı alışveriş Yakışıklı Manav'da. 50 aşkın sebze meyve çeşidiyle kalite ve tazeliğin adresi Yakışıklı Manav. Gelin kârla çıkın. Yakışıklı Manav lezzetin ve kalitenin adıdır. Güler yüzü hizmetiyle, uygun fiyatlarıyla siz Manisalıları bekliyoruz. Hediyelik meyve sepetlerimizle Manisa'da bir ilki Yakışıklı Manav olarak sizlere yaşatıyoruz. Öz Uzunlar Yapı Dekorasyon, iç ve dış mimari uygulamaları, komple tadilat, mutfak, çelik kapı, laminant parke, PVC doğrama, Hilton lavabo, banyo WC gibi hizmetleriyle sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı mekanlarda yaşaması için çalışıyor. İletişim Erhan Uzun 0538 490 4023. Saim Uzun 0537 927 74 76. Santral 0236 232 57 97. Sizi dinliyor, sizler için çalışıyoruz. İyi günler, Yunus Emre Belediyesi Çağrı Merkezi, ben İrem. Size nasıl yardımcı olabilirim? Doktor Mehmet Çerçi Başkanlığında büyük projeleri hayata geçiren Yunus Emre Belediyesi, vatandaşlarının sorunlarını da can kulağıyla dinliyor. Tabii ki de. Ben iletiyorum, onlar gerekli işlemi yapacaklar. Vatandaşlarının yaşadığı sorunları, istek ve şikayetlerini önemseyerek halkının sesine kulak veren Yunus Emre Belediyesi, 444-6209 numaralı çağrı merkeziyle artık 7 gün 24 saat hizmet verecek. Osman Bey, hangi mahallede ikamet ettiğinizi öğrenebilir miyim? Çağrı merkezi, Yunus Emre'li vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek sorunlara en hızlı şekilde çözüm getirmek için artık haftanın 7 günü 24 saat vatandaşını dinliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta Apendik Spor galibiyetiyle kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Bandırma Spor maçının hazırlıkları Teknik Direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenmanla başladı. Cumartesi günü saat 15'te deplasmanda karşılaşacağı Bandırma Spor maçının hazırlıklarına bir günlük izin ardından başlayan temsilcimizde sakatlığı nedeniyle Pendik Spor maçında forma giyemeyen Umut Kaya takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor 5 ve 2 pas çalışmasının ardından dar alanda kontrol pas çalışmasını gerçekleştirdi. Yarı sahada oyunun ardından haftanın ilk antrenmanı stretching'de sona erdi. Ekim'e dair gündem maddeleriyle karşınızda olduk. Yarın aynı saatte ETV ekranlarında ana haber bülteninde buluşuncaya dek aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz.